Kadın şairlerimiz. İyi akşamlar sevgili dinleyenler, merhabalar, Ankara'dan selamlar. Ben Serap Demirtürk. Kadın şairlerimiz programımıza her cuma olduğu gibi bugün de sizlerle baş başa güzel bir programla devam ediyoruz. Sevgili dostlar, merhabalar, güzellikler sizlerle olsun sevgili dostlarım. Nadide Gürpınar'ın şiirinin bestesi, okyanus şiirinin bestesi bu, kanunla dinlediğimiz. Evet sevgili dostlarım, güzel insanlar, yeniden merhabalar. Yaren Sofrası Kültür Sanat Edebiyat grubumuzun Kadın Şairler etkinliğine hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz sevgili dostlarım. Bugün şairlerimizden Ayten Mutlu ve Nadide Gürpınar programımızın konuğu olacaklar sevgili dostlarım. Evet, Ayten Mutlu ile başlayacağımız programda. Önce Ayten Mutlu'nun biyografisini sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Ama Sümran Uymaz, Şerife Derya Ceylan, Nurten Kuşkanat ve Murat Berk üstadlarımıza hoş geldiniz diyorum. Hoşluklar getirdiniz diyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız efendim. Kimdir Ayten Mutlu? Ayten Mutlu şairimiz 1952 yılında Bandırma'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi 1975'te. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinin 3. sınıfından ayrıldı. İlk deneme, öykü ve şiirleri ortaokul yıllarından başlayarak yerel gazetelerde yayınlanmaya başladı. Daha sonra İmece, Yasko Edebiyat, Edebiyat 81, Varlık, Hürriyet Gösteri, Yaşasın Edebiyat, Şiirlik, Yeni Biçem, Düşlem, Sonbahar, Ludingra dergilerinde ve değişik gazetelerde deneme ve inceleme yazıları ile şiirleri yayımlandı. Dünyaya, yaşama ve yaşadıklarına bakışı, onları anlamlandırışı, lirik, akıcı, çarpıcı, metaforlarla bezeli bir dille şiirleşiyor. Coşkusu ve hüznü son derece yalçınlıklar yaratan bir seyir izliyor. Doruklar, fay kırılmaları, çöküntüler. Şiddet birimi çok yüksek bir seyir ve şiir. Ama hep kadınsı bir seçimle. Yumuşak içli lirik olgulara, iç fırtınalara ve kanamalarla getirdiği yorumlar, İçli, kırılgan ama kararlı,
tutkulu kadın imgesinin iç ve dış gözleriyle bakışı, tutkunun, hazın ve acının yüksek titreşim dozu onun şiirinin özünü oluşturuyor. Düşünsel, sezgisel, duyumsama boyutları, gözlem betim ögeleriyle iç içe, ustalıkla, sağlam bir kurgu içinde ve yalnız gerektiği kadar sözcük, imge ve metaforla yatay ve derinlemesine örülüyor. Beyniyle yüreği birlikte dile geliyor. Evet, eserlerine baktığımız zaman şairimizin 1984'te başlayan eserler 2008'e kadar devam ediyor. Dayan ey sevdam, vakt olur, seni özledim, kül izi, denize doğru, çocuk ve akşam, taş ayna, yitik anlam peşinde, ateşin köklerinde, uzun gemide akşam, şair ile, pardon, Sawyer Dance ile Betaloo Long, Mustafa Bale'nin çevirisiyle 2008'de Uzun Gemide Akşam eseri Ayten Mutlu'nun 2008'e kadar olan eser dizisi sevgili dostlarım. Evet, Ayten Mutlu şairimizin şiirlerine geliyoruz sevgili dostlarım. Gitmek. Gün gelir, insan anlayıverir, tek başına yaşlanan bir ağaç olduğunu. O yüzden kederi yazmak isteyebilir rüzgarın gövdesinde açtığı yaralara. Sonbaharda şaşarak öğrenirsin yaprakların rengine inanmamayı ve zamanın o müthiş yalanını, o müthiş yalanını tutkunun, ihtirasın, anların, anıların, çılgın bir nehir gibi kör koşularda yaşadıklarının ve yaşayamadıklarının. Dağlarda, odalarda, avunmalarda, çoğaldın sandığın azalmalarda, ışığını yitirmiş o ölü yıldızlarda, düşen bir yaprağın son gülüşünde açan yankısız çığlıklarda. Şaşarak öğrenirsin zamanın ve hayatın büyük sırrını. Gök sadece yağmurla anlatır sonsuzluğu. Oysa unutur damla toprağa değer değmez yağmurun da kederli bir ülke olduğunu. Unutmaktan başka güz yokmuş gibi ve hayattan daha gerçek bir yalan. Toprağa ne söyler yağmurun sesi? Bir şarkı mı? Bir şiir mi? Bir güz hikayesi mi? Yaşlı bir ağaç olsan, çırılçıplak bir ağaç, ne söylerdin kalbinde esip duran rüzgara? Beni terk et, içimde sonbahardan başka bahar kalmadı. Belki de gitmektir aşk, sadece gitmek. Avare bir kederi sarıp yaralarına, rüzgarın devirdiği bir ağaç gibi köklerini sessizce bırakarak toprağa, belki de gitmektir aşk, sadece gitmek. Armağan, ben ve kuşlar. Tanıdık bir deniz aramızdaki, tuz, öfke, yağmur ve ateş. Fırtına yüklü gemilerin gidip gidip geldiği. Mor kanatlı kuş o, aramızdaki, omuz başımızda durmadan öten. Bir kanadı aykırı mavilerde uçurum, bir kanadı uçuk düşler ülkesi. Git işine armağan, şiir yazdırma bana, girme bir bıçak gibi en kalabalık yerlerimde kanayan yalnızlığıma. Gündür ağır çeker yaşamak bile kirpiğinden ateş damlar, tutamam. İçin tuzlarla yıkar birikenleri, hayatın kıyısı bu, bilirim, bırakamam. Bak, yine o ıslak kuş çığlıklara vurmuş yokuşlarını, hangi yanı sustuğunun kapımı çalan bu kış. Konuştuğun ölümün hangi serseri yanı, hangi yanı sustuğumun kapımı çalan bu kış.
Yapma be Armağan, en aptal yalnızlık ölüm olmalı. Öyle öyle durduğu yerde eskimemeli keder. Çiçek gibi çiçekler açmalı içimizde, İpek gibi yağmurlar, aşk gibi aşklar yaşayan ve yaşanacak olan. İşimiz kolay değil be Armağan. Direnmek bu, unutmamak, azalmamak kendine ve insana. Paslı sürgü, demir kapı ve ısırgan otları arasında sığınmadan tenhalığa çoğalmaktır. Ağlamak bile belki ama senden olana yeni yetme ürkülerdi. Cop yemek, sakat kalmak, çocuk doğuramamak, korkmazdık konudan komşudan, dul kadın olmaktan. Şaşırma ve acı çekme, ne olur. Anneni düşün ya da benim annemi. Toprağın ve karın sessizliğini ve hala ekin demetlerini 99'luk tesbih sabrıyla çeken, 40 olmadan 70'ini gösteren kadın çizgilerini. Kırgınsın biliyorum, öfkelisin. En çok da karanlığa karışan çoban yıldızlarına. Kopan kıyamet değil ki canım. Bilirsin o şarkıyı. Denizler durulmaz dalgalanmadan. Yaralarım inançlarımdan değil. Gemisi kolayca yara alandan. Bana düşlerden söz etme Armağan. Bu gece uyuyamam. Ne çok yıl be Armağan. Ne çok kırımsa her yenilgi bedenimize vurulan zincir. Beynimizde kırılan halka. Acılar iki uçurum arası büyüyen çiçek ve sevinç gece yarısı birlikte pişirilen kuru fasulye tadı. Zaman zaman kıyılar düşse de intihara, borçlar ve alacaklar hala eşit hayata. Bir tek şuna şaşırıyorum. Hayatımız neden bu kadar kısa? Belki de kesişen sonsuz erimli iki ayrı aykırı çizgi, belki daha çok daha derin bir düşün izi o aşina deniz aramızdaki. Tuz, fırtına, yangın ve kavga ve o bitmeyen sevda. Üstelik bunca gece varken daha sabaha bin direkli gemilerin gidip gidip geldiği, keşke sana al kanatlı kuşlarla, kehribar ve ipek yüklü atlaslan uçuşlarla gelebilseydim. Keşke sana o al kanatlı kuşlarla, kehribar ve ipek yüklü atlaslan uçuşlarla gelebilseydim. Keşke sana bilmediğin sevinçler, gül iklimi erinçler verebilseydim. Getirdiğim sadece bu kır çiçeği ıslak kanatlarımla iyi sakla. Canım, bu gece unut yalnızlığını, beynimizin en eski yalanını. Haklısın, bu saatlerde gece bizden kocaman. Ama söz, sabahın ilk ışıklarından çiçekli bir şal dokuyacağım sana. Bu saatlerde gece bizden kocaman. Hadi, sokulup yüreğimin kuytularına uyu şimdi. Uyu. Usulca. Hadi uyu şimdi. Uyu. Usulca. Ayten Mutlu. Dayan, dayan ey sevdam, dayan. Tüm dağlara kar yağsa, sarsa dorukları boran ve tüm ışıkları yutsa fırtına. Dayan ey sevdam, ey sevdası yarınların, dayan. Şimdi kavrulsam da ayazdan, sarsılsam da kaygılarla, sımsıkı sarılmak zamanıdır umuda. Umuttur sevgiyle ürer ve sevmek yürek işidir ve büyütmek sevdayı emek işidir.
Bin yılların çilesini ve tutkusunu geleceğin, nakış nakış dokuduğum bu kilimi, yani emeğimi, yani yüreğimi adıyorum sana. Ey sevdam, ey sevdası yarınların, durmadan, yılgınlığa varmadan dayan. Ayten Mutlu. Yalnız değildir insan, yalnız değildir. Gece ipince bir yağmur gibi indi. Suslu sular, yıldızlar savurarak gümüşten saçlarını toprakla öpüştüler. Ufkun ulaşılmaz çizgisinde yer yasladı yorgun başını göğün geniş göğsüne. Bin yılların sevdalısı dalgalar çakıl taşlarında harelendiler. Titriyordu kirpikleri uykusunda gülümseyen çocuğun. Usul usul fısıldarken sonsuzluğun o gizemli ezgisini rüzgarlar, samanyolunda bir yerlerde yalnız değildi insan. Yalnız değildir insan. Yalnız değildir. Ölüm gibi. İşte sevişmek bitti. Ölüm gibi devam ediyor gece. Aşk henüz gidilmemiş bir ülkedir, gidiyorsun. Aşk henüz gidilmemiş bir ülkedir diyorsun. Ne kadar uzak gitsen çıkamazsın teninden, kendinden çıkamazsın, ne kadar yakın gelsen. Sessizce, sessizce dinliyorum gecenin çanlarını, sessizce. Açık, açık bir yara gibi çalıyor çanlar. Vuruluyor sesinde çanların hayvanları. Çıkamıyorum senden ne kadar uzak gitsem, sana varamıyorum ne kadar yakın gelsem. Gözlerinde acının ürperen tenini okşuyorum. Nereye akar? Hangi ölü denize? İstiridye'den koparılan incinin kanı biliyorum. İstiridye'den koparılan incinin kanı. Ölüm gibi devam ediyor gece. Susamış bir yangını söndürerek kalbimde çekiyorum körelmiş bir ateşin bayrağını sesindeki çanların en yüksek kulesine. Kapanıyor gecenin ağır kapısı. Sonsuz mavi bir cam kırılıyor içimde. Öpüyorum öper gibi gözlerini son defa. Ölüm gibi bir aşkın gözyaşlarını öpüyorum. Öper gibi gözlerini son defa. Ayten Mutlu. Evet sevgili dostlarım, güzel insanlar. Ayten Mutlu şiirlerinden örnekler sunabildik. Sizlere tavsiyem ve naçizane önerim, Ayten Mutlu şiirlerini şöyle sakin sakin kendi kendinize yüreğinizle baş başa kalıp okumanız sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, şöyle bir bakıyorum. Nurten Kuşkanat, Murat Berk, Selma Çanakçıoğlu, Aygen Cön, Hacı Yiğit, Lokman Gül, Dursun Ayar, Fuat Ertuğrul ve Ülker Aygün, Hüseyin Kadosoğlu ve sevgili dostlarım Osman Alpsoy bizi dinliyor. Ülker Hanım diyor ki iyi yayınlar, saygılar, selamlar. Kadın şairlerimizin kalemi daim olsun. Maşallah diyor. Evet Sümran Uymaz kalp gönderen dostlarımızdan. Ve Ülker Aygün, Özdemir Karlı, Şerife Derya Ceylan ve Dursun Ayar beğen yapmışlar. Teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Evet sevgili dostlarım, şimdi
Müsaadenizle. Yaren Sofrası Kültür Edebiyat grubumuzun Yaren Sofrası 2018 Güldestesi'nde yer alan Nadide Gürpınar Yaren'imizin ve elbette kadın şairimizin biyografisine bakıyoruz sevgili dostlarım. Evet, antolojimizin 2018 antolojimizin evet Ertuğrul Yılmaz başkanımız ve Ali Altınlı şair arkadaşımızın ortak çalışmasıyla çıkan antolojimizde, güldestemizde, antoloji değil pardon, güldeste. Nadide Gürpınar hakkında şöyle kısa bir biyografi göndermiş şairimiz. 5 Kasım 1945 Tarsus doğumluyum. 1997'de Kaz Dağları'nın eteklerine yapışmış yaşıyorum. Tarsus Kız Enstitüsü 2. sınıftan terkim. İki erkek bir kız annesiyim. Şiir çalışmalarım 1986'dan bu yana devam etmektedir ve MESAM üyesiyim diyor sevgili Nadide Gürpınar şairimiz. Değerli dostlar, sevgili Nadide Gürpınar arkadaşımızın, müsaadenizle yarenimizin diyorum çünkü bu kitapta yer alan, şiire olan bütün kadın erkek, bütün şairlerimiz, yarenlerimiz bizim sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, o zaman şöyle bir bakıyoruz. Nadide Gürpınar arkadaşımız diyor ki, şöyle diyor, beni diyor eserlerimle tanıyın diyor. Ben bu mesajı aldım. Evet ve o zaman sevgili dostlarım hemen bakıyoruz. Antolojimizin ilk şiiri Nadide Gürpınar'ın bizim antolojimizde Yağmur Çiçekleri şiiri var. Ben seni hiç unutmadım. Yüreğim şiiri ve Hazan Yaprakları şiirleri var. Hazan Yaprakları şiirini size seslendirmek istiyorum. Evet, bir güzel fon müziğini hak ediyor bu güzel şiir. Ve müsaadenizle Aytaç Doğan'dan bir kanun resitali ile şiirimizi okuyacağız. Hazan yaprakları döküldüğünde, Haziran yazıyla hatırla beni. Ve bir boynu bükük güz çiçeğinin hüzünlü yüzüyle hatırla beni. Hala kanıyorsa o eski yaran, hala şarkılarla iyiyse aran, hıçkıra hıçkıra camlara vuran yağmurun sesiyle hatırla beni. Üst üste üstüme yığıldı yıllar. Hiç bana gelmedi gittiğin yollar. Hala yaşıyorsam yüreğinde yar, bir ince sızıyla hatırla beni. Hala yaşıyorsam yüreğinde yar, bir ince sızıyla hatırla beni. Nadide Gürpınar. Evet sevgili dostlarım, bir Nadide Gürpınar dediğimizde besteler geliyor sevgili dostlarım aklımıza ve bir Kürdi fantazi şarkı var Nadide Gürpınar güftesi ve beste Sıtkı Sahil. Solist Atık Sahil, Atik Sahil ve dinliyoruz Atik Bey'den sevgili dostlar. Sis gibi. Thank you.
Yüreğim. Hadi kalk yüreğim. Toplan yavaştan. Bize bu ellerde lüzum yok artık. Ağzımın payını aldım ben aşktan. Hayırsız o yarda gözüm yok artık. Ne kendine diklen, ne bana diklen. Başıma sardığın belayı yüklen. Düştüğün yollarda sürün, sürüklen. Sana yetişecek hızım yok artık. Kirmanım kırıldı, eğildi iyim. 40 yama işleyen iğne ipliyim. Kelebeği uçmuş koza gibiyim. Benim o tarakta bizim yok artık. Şarkılar, türküler düştü dilimden. Ses seda gelmiyor gönül telimden. Kalemi kağıdı attım elimden. Aşka söyleyecek sözüm yok artık. Nadide Gürpınar. Nadide Gürpınar'ın Talat Er bestesiyle Safiye Özer'in seslendirdiği bir eseri var. Bu eseri bir de Ayfer Er'den dinleyelim. Gözümden süzülen bir damla kadar. Evet sevgili dostlarım, dinliyoruz. Gözümden süzülen bir damla kadar aşkıma karşılık beklemiyorum. Güler yüz, tatlı dil, inan bu kadar. Senden başka bir şey beklemiyorum. Sen rüzgar ekerken durduğun yerde, ben güller bitirdim vurduğun yerde.
Evet sevgili dostlar, ne kadar güzel bir kadın şairimizin böyle güzel bir nihavend makamında bestelenen bir eserini dinlemek. Evet sevgili dostlarım, hepimiz birbirimize el vermek zorundayız. Bestekarlar için şiir lazım. Şairler şiirleri bestelenince mutlu oluyorlar. Bizler şarkıları dinleyince mutlu oluyoruz, şiirler okuyunca mutlu oluyoruz. Böylece hayatı paylaşıyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlarım, Yaren Sofrası Güldeste 2018. Evet, sayfa hemen açıyoruz sevgili dostlar. 210 Sevda Yarız. Nadide Gürpınar'ın bugünkü programımızın son şiirini okuyacağız sevgili dostlarım. Evet. Hemen bakıyorum. Sayfa 210'u açıyorum. Bakıyorum sevgili dostlarım. Evet, Nadide Gürpınar'ın Sevda Yarası adlı şiiri. Ha deyince sevda baştan atılmaz. Nerede olsan seni bulur sevdiğim. Bu yarayla kolay başa çıkılmaz. Kapansa da izi kalır sevdiğim. Sanma gönül ayrılıklarla yarışır. Sanma gönül ayrılıkla yatışır. İlk akşamdan eteklerin tutuşur. Gün aylara, ay yıllara katışır. Sana bana olan olur sevdiğim. Sana bana olan olur. Geleceksen hiç arkana bakmadan, kapım açık gir gözünü kırpmadan, dere tepe aşar gider korkmadan, aşk her şeyi göze alır sevdiğim, aşk her şeyi göze alır sevdiğim, aşk her şeyi göze alır. Nadide Gürpınar. Evet sevgili dostlarım, bir kadın şairlerimiz programımızı burada noktalarken, yayında benimle olan, beğen yapan Bayram Yelen, İsa Karatepe, Ülker Aygün, Aydemir Karlı, Şerife Derya Ceylan, Nicat, Dursun Ayer, Mahmut Orhan, Sümran Uymaz beğen yapıp kalp gönderenler. Yorum yazan Ülker Aygün arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ve Nicat, Ali Slo, Türkan Kına Akkoyun, Ülker Aygün, Osman Alpsoy, Hüseyin Kadosoğlu, Fuat Ertuğrul, Dursun Ayar, Lokman Gül, Hacı Yiğit, Aygen Cön, Selma Çanakçıoğlu, Murat Berk ve Nurten Kuş Kanat'a teşekkürlerimi iletirken sevgili dostlar, size güzel bir eserle veda ediyorum güzel insanlar. Evet sevgili Nadide Gürpınar arkadaşımızın bir şiiri var. Okyanus. Okyanus mu iki şehrin arası? Evet bu şiiri sevgili dostlar hem Talat Er bestelemiş hem de Zekai Tunca bestelemiş. Ne kadar güzel.
iki sanatçı tarafından bir şiirin bestelenmesi bir sanatçı için ne kadar güzel sevgili dostlar. Evet, Coşkun Sabah'la ünlendiği için bu şarkı, ben müsaadenizle Coşkun Sabah'tan size bu şarkıyı dinletmek istiyorum. Okyanus mu iki şehrin arası? Nadide Gürpınar güftesiyle ve Talat Er bestesi. Evet sevgili dostlarım, Nadide Gürpınar'ın Okyanus şiiri. İlkbahara bekle beni demiştin, hiç mi orada kış baharı bulmuyor? Düşlerin mi yoksa sen mi değiştin? Ayrılıktan aşka sıra gelmiyor. Okyanus mu iki şehrin arası? Kaç saatlik yol ki şunun şurası? O verdiğin ümitlerin süresi her nedense bitmek nedir bilmiyor. Gün kavuştu, ikindiye vakit dar. Bir öpüşten, dokunuştan ne çıkar? Güzelliğin aşkın kadar aşikar. Mazeretin bu gerçeği silmiyor. Mazeretin bu gerçeği silmiyor. Evet. Sevgili dostlar, dinliyoruz. Okyanus mu iki şehrin arası?
Evet sevgili dostlar, Coşkun Sabah'tan dinledik. Okyanus mu, iki şehrin arası? Nadide Gürpınar arkadaşımızın şiiri. Evet, Talat Er bestesiydi. Sevgili dostlarım, Yaren Sofrası Kültür Sanat Edebiyat grubumuza bekliyoruz sizleri. Grubumuza üye olun istiyoruz sizlerin de. Grubumuza üye olmanızı istiyoruz. Ve gruptan dinleyen Nurdal Utlu, Nehir Erkan, Ülker Aygün ve Elza Mamadova dostlarımıza da ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum sevgili dostlar. Madem ki bu bir grup etkinliği, o zaman gruptaki arkadaşlarımızın da bu etkinlikte dinleyici olmaları bana ayrıca bir şevk verir diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, önceki yayınlarımızı grubumuzun duyuru sayfalarından dinleyebilirsiniz. Onun dışında YouTube'daki sayfamda da geçmişteki bütün yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İşte böyle önümüzdeki hafta tekrar kadın şairlerimizle devam etmek üzere her cuma saat 21'de bir arada olmak üzere sevgiler, saygılar, mutluluklar diliyorum sevgili dostlar. Sağlıcakla kalın. Sevgili Ali Altınlı, yayınlar öğretmenim, dinleyeniniz bol olsun, şiir dolu saatler diliyorum diyor. Teşekkür ediyorum. Evet, şiire, şaire, yorumcuya destek böyle olur ancak. Kimse kusura bakmasın, nefesinize, sesinize sağlık diyor. Evet sevgili dostlarım, Ali Bey'in dediği gibi dinleyici olmaları gerekir grubumuzdaki arkadaşlarımızın. Evet, grubumuzdaki arkadaşları lütfen bu grup etkinliklerine katılmaya davet ediyorum sevgili dostlarım. Evet, geceniz güzel olsun, şiirle kalınız, güzellikler sizin olsun. Aytaç Doğan'ın Kanun Restali için de ayrıca teşekkür ediyorum. Akşam güneşiyle bitirelim. Bugüne kadar Yaren Sofrası'nın Kültür Edebiyat grubunda kimlerin tanıtımını yaptık? Şöyle bir kısaca size söz edip öyle gideyim sevgili dostlar. Osmanlı'dan itibaren günümüze gelene kadar sevgili dostlar, şair Leyla Hanım, Mihri Hatun, Aysel Çoban, Birsen Oğuz, Erdinç, Mihri Hatun, Çiğdem Kader, Zeynep Hatun, Leyla Saz, Elif Reyya Naz, İhsan Raif, Makbule Leman, Filiz Bedük, Hatice Türken, Pakize Altan, Yaşar Nezihe Bükülmez, Serap Demirtürk, Şerife Köksal, Bağdı Sabah, Zeliha Altındal, İsmihan Erdoğmuş, Rabia Barış, Selma Çanakçıoğlu, Şüküfe Nihal, Arife Arslan, Feride Taş Koparan, Güldane Taş, Halide Nusret Zorlu Tuna, Güleser Yorulmaz, Huriye Erdoğan, İlter Yeşilay, Ülker Aygün, Gülten Akın, Zeynep Özügenç, sevgili dostlar, geçen hafta Güzide Taranoğlu ve bu hafta Ayten Mutlu ve Nadide Gürpınar şiirlerini sizlere tanıttık. Ve arada bir de dinleyicilerimizin yolladığı, gruptaki arkadaşlarımızın yolladığı kadın şairlerimizin şiirleriyle de ayrıca bir dinleti yaptım sevgili dostlarım. Evet, ne zaman yaptık? Evet, 20 ve 27'sinde Kasım. 20 Kasım ve 27 Kasım'da. Evet sevgili dostlar, programlarımızı takip ediniz. Çünkü gerçekten kadın şairlerimiz bu değeri hak ediyorlar sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yaren Sofrası Kültür Edebiyat Grubu olarak Ertuğrul Yılmaz, Ali Altınlı ve ben Serap Demirtürk sizlere iyi geceler diliyoruz.